Şimdi 20 yaşından sonra 20 yaşından sonra 20 yaşını baz alırsak sağlıklı olan bir bayan her ay adetinin birinci gününü baz alırsa birinci gününden sonraki 3 ila 7. günler arası her ay kendi elle meme muayenesi Evet. yapması gerekmektedir. Kendi elle meme muayenesi sağ eliyle sol göğsünün bütün kadranlarını palpe edecek dediğimiz hani bir dokunacak ve orada bir eline gelen çünkü meme kanserindeki kitleler ağrılı değildir, ağrısız kitledir ve o yüzden atlanabilir. O yüzden elle meme muayenesi yapması gerekiyor. Yine koltuk altlarını sağ eliyle sol koltuk altını, sol eliyle sağ koltuk altını bakması gerekiyor. Yine aynanın karşısına geçip her iki göğsünün büyüklüklerinde farklılık var mı? Meme uçlarında çekinti var mı? Portakal kabuğu görünümü dediğimiz yani cildin içeriye doğru çöküntü haline gelmiş mi? Bir kızarıklık görünüyor mu? Bunları mutlaka her ay bakması gerekiyor. Bayan birey bakması gerekiyor. Ve 20 ila 40 yaş arasında özellikle de aile öyküsü olanlarda teyze, hala, işte yakın akrabalarında meme kanseri görülmüşse biraz daha yakın markajın altına alınıp daha dikkatli her ay muayene olması gerekir. Ve meme ultrasonu yapılır 40 yaşına kadar. 40 yaşından sonra da yılda bir mamografi yapılması gerekmektedir. 40 yaşından önce meme mamografi yapılır mı? Tabii ki yapılır ama bize doğru sonuç vermez. Meme dokusunun yağlı olmasından dolayı aradaki eğer tümör varsa tümör kaçar ve teşhis konması güçleşeceği için ultrasonla bakılması uygundur. Teşhiste düzenli kontrollerimizi yaptırdık. Velev ki elimize bir kitle geldi. Evet. O dönemde kendimizi özellikle internet aracılığıyla araştırıp bu kitle nedir diye aklımızdan duymak istediğimiz şeylere asla kendimizi yönlendirmeyeceğiz. Bu zaten basit bir kisttir. Bu zaten işte bir enfeksiyondur, şudur, budur diye kafamızda bunu cevabını kendi kafamızdan vermememiz lazım. Mutlaka bir doktor kontrolüne gitmemiz gerekiyor. Gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra teşhis konursa, teşhis konduktan sonra da tedavi aşamasında işte genel cerrahi, medikal onkoloji dediğimiz kemoterapi doktoru, radyasyon onkolojisi dediğimiz radyoterapi uzmanları tarafından birlikte oturulup, konuşulup hangi tedavi öncelikle yapılması gerekiyor diye karar alınıp ona göre multidisipliner bir şeye kararla hastanın tedavisine başlamak en sağlıklısıdır.